Dövmeler artık vazgeçilmezlerimiz arasında yer aldı değerli seyircilerimiz. Ben de seviyorum dövmeleri ve şimdi çok güzel bir merkeze gidiyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Aydın Didim'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Anka Tato'ya konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahipleri Levent Bey ve Burcu Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Levent Bey merhabalar. Merhaba. Burcu Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben röportajıma Levent Bey ile başlamak isteyeceğim. Levent Bey kimdir efendim? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ankara doğumlu, 1975 doğumlu Levent Bozkurt. Buraya yazlık amaçlı gelmiştik 15 yıl önce. Benim yarım kalan bir dövmem vardı. Ve dövme merakım çocukluktan kalan bir şey ve çizim merakımdan kalan bir aşk zamanda. Değil mi aslında sizin için dövme? Bir aşk tabii ki. Herhangi başka işlere çalışmış olsam mutlaka tükenmez kalemle kağıtlara veyahut da diğer objelerin üstüne çizimler yapıp kendimi işte bir de bir de rahatlatıyordum ama evet. Ta ki işte 10 yıl öncesine kadar yani Burcu Hanım'la tanışmamız vesilesiyle yarım kalan dövmemi tamamlatmak amacıyla öyle bir elektriklenme söz konusu olduktan sonra bu mesleği de diğer mesleklerimi de bırakıp bu mesleğe dönüş yaptım tekrardan. Tamamıyla da şu an eşinizle beraber faaliyetleriniz devam ediyor diyebiliriz. Teşekkür ederim efendim sizlere ve sözü Burcu Hanım'a vereceğim, eşinize. Burcu Hanım sizleri tanıyalım, sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben Burcu, Aydın doğumluyum. Yaklaşık 97 yılında başladım dövme yapmaya. Resim hayatımda hep vardı zaten, hiçbir zaman eksik olmayan bir şeydi. Evet. Onun haricinde bir piercing için eğitim almaya gittiğim yerde dövme olduğunu fark ettim ve o zaman o işe hayran kaldım. Hani vücuda yapılan bir şeydi çünkü. O zaman başladım, o hala da devam ediyorum. Yani şu an iki eş sırt sırta omuz omuza verdik, evet. Mücadele ediyoruz diyebiliriz. Evet. Biraz burayı tanıyalım, Anka'dan bahsedelim efendim. Anka sıfırdan doğmuş bir yer. Hiçbir evet. Şey olmadan tekrar sıfırdan eşimle beraber başlattığımız bir yer. O yüzden ismini Anka koyduk zaten. Küllerimizden tekrardan doğalım diye. O şekilde başladık. Yaklaşık da 15 senedir burada beraber sırt sırta verdik, devam ediyoruz. Evet, burada 3 bölümle beraberiz. Piercing yapıyoruz, evet, kalıcı makyaj yapıyoruz. Evet, piercing, kalıcı makyaj ve dövme üzerine bir işi işletiyoruz. Başka onun haricinde herhangi bir işlerimiz yok. Evet, ama buna rağmen Levent Bey, biz de dövme yaptırırken çok bilinçsiziz maalesef ki. Yani hiçbir bilinç olmadan dövme yaptırıyoruz. Biz bir dövme yaptırırken hangi kriterleri göz önünde bulunduralım? Yani neler yapmalıyız sizce? Kesinlikle çok önemli bir söz konusu olan sağlığınızsa eğer, dövme yaptıracaksanız bunu çok iyi yaptırdığınız yeri araştırmanız gerekiyor. Yani bundan mütevellit bütün internet koşullarını veya diğer komşu, arkadaş, eş, dost gibi bütün insanlara sormanız gerekiyor. Çünkü siz güvenerek gitmiş olduğunuz bir yerde dövmenin yapılma esnasında size geçecek bir sürü rahatsızlıklar ve mikrobik enfeksiyonlar olabilir. Yani bunu önlemek için mutlaka bilinmiş bir yere veyahut da referansı kuvvetli olan bir yere gitmesi gerekiyor. Bunun haricinde insanlara dövme tavsiye etmek bence çok yanlış. Peki Levent Bey, biz de bazen dövme yaptırırken çok bilinçsiz bir şekilde yaptırıyoruz. Hiçbir şey bilmeden gidiyoruz, biz bunu istiyoruz diyoruz. Bizim bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekiyor sizce? Kesinlikle önce hijyen konusu çok önemli. Çünkü yaptırdığınız yerin hijyen kurallarına uygun veyahut da koşullarına uygun olmadığını araştırmanız gerekiyor. Ehli olup olmadığını, yapıp yapamayacağını araştırmanız gerekiyor. Ve bunların yanı sıra sizden tek istediği, eğer katalogları önüne koyup size bir resim satmaksa eğer şahsın, oradan hemen kaçmanız gerekiyor. Çünkü sizin istediğiniz dövme unsuru bir takı veyahut da bir obje veyahut da bir süs değil. Ömür boyu size taşıyacak, sizinle beraber olacak, 10 yıl sonra da yanınızda olacak olan bir obje. Yani iyi karar vermeniz gerekiyor. Süs veya moda için asla ve asla başka bir insanda olan bir şeyi üstünüze yaptırmanızı tavsiye etmeyiz. Değil mi? Kesinlikle röportajdan önce de bir kelime söylediniz aslında. Hani parasını özleyip de mezara götürebileceğiniz tek şey. Evet, tek yani şey bunu sadece sizi ifade eden şeyle taşımanız gereken şeyler olacağını ucunuzda bilmeniz gerekiyor. Başka bir şey değil. Kesinlikle bence sizin başarınızın sırrı çok severek yapıyorsunuz işinizi. Evet. O ruhu hiç kaybetmemişsiniz. Bu yansımış ama. Kesinlikle öyle. İnsanların şöyle bir durumu söz konusu. Sevdiği işi sevdiği yerde ve sevdiğiyle yapması çok önemli. Yani bunu insan her an bunu yaşaması, görmesi gerekiyor. Her insanın. Ama şundan mütevellit bir durum daha söz konusu.
Yaptığımız işin sadece bir dövmeci olarak değil, hani uluslararası anlamda birçok başarıları imza attık. Yani bu yurt dışına çıktığımız fuarlar, katılımcılar veyahut da oradaki görmüş olduğumuz talep 4 yıldan beri biz yurt dışına sevk etti. Yani biz kışları, yazlık sezonun bitiminde kışları yurt dışında icap ediyoruz mesleğimizi ve orada çok büyük bir saygı görüyoruz. Ama Türkiye'de maalesef daha bu saygı daha tam oturmadığı için hak etmediğimiz şeyleri çoğu zaman karşılaşıyoruz burada. Kesinlikle. Siz aslında Burcu'nun alışılagelmişin dışında bir konseptle buradasınız. Yani dilimin farklılık getirmişsiniz. Ama bildiğimiz normal klasik dövmeciler değil de daha da farklı yaptığınızı görebiliyoruz. Piercing yapıyoruz dediniz bu arada. Evet. Nasıl oluyor bu işlem? Bir anlatabilir misiniz Burcu'nun? Piercing yapıyor. Piercing de aslında vücut takısı. Vücudun evet. istediğin her yerine yapılabilen bir şey. İmplant olarak derin içine gömme ya da iğneyle delme şeklinde iki çeşitli yapılabiliyor. Nasıl küpe takıyorsan, kaş, göbek, burun vesaire gibi yerleri çok rahat bir şekilde vücudunu takıyla süsleme sanatı gibi bir şey. Evet ve kalıcı makyaj da var. Tabii kalıcı eyeliner. Makyaj. Eyeliner, kaş ve dudak kontür ve dolgu olarak yapılıyor. Kadınlar evet. için çok ideal, bir rimel sürüp çıkabiliyor. Çok da rahat hareket edebiliyorlar o durumda. Çalışanlar evet. için özellikle. Yani şunun bilincindesiniz, yani insanların mutluluğu da sizi mutlu ediyordur. Tabii ki. Mutlu olmak için geliyorlar çünkü Tabii oraya. Tabii ki. Yani buradan çıktığında yüzü gülerek çıkıyorsa zaten bu bir şey başardığımız anlamına geliyor. Evet. Sorumluluğu çıktığı zaman o zaman ben de çok büyük üzüntü yaşıyorum. O yüzden kimse üzmemek için ilk önce en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve hala da öğrenerek devam ediyoruz. Geç. Hani evet. tabii bir ustayım demek yerine hala da öğrenciyim ve öğrenmeye devam ediyorum demek daha mantıklı geliyor. Kesinlikle. Hedeflere ulaşabildik mi Levent Bey? Yani buralara hayal ediyor muydunuz? Belki dönelim bir 10-15 sene önce. 15 sene önce böyle bir ortamda ve böyle bir iş yeri ve böyle bir eşimle birlikte iş yapacağımı tahmin etmiyordum. Çünkü İnsanın hayatına çıkabilecek bazı sürprizler doğru yola ittiriyor sizi. Bundan mütevellit de benim hayatımdaki en sürprizim bu oldu. Ve bunun da daha ileri gitmesi için de bir aile reisi olarak ve iş reisimiz Burcu Hanım gerçi. Evet, üstadımız. Reis olarak bunu korumak, kollamak ve ileri götürmek tabii ki bizim ideolumuz oldu artık. Bunu yapmadan da duramıyoruz yani. Evet, hedef de bitmiyor değil mi? Bitmiyor. Ve insan hayatını... Hep yenisi geliyor çünkü bir evet. şey sınırlandırdığın zaman sanki bütün büyü bozulabilir. O evet. yüzden devam etmek her zaman daha iyi. Evet, bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış olalım efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hayır, hoşçakalın. Teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Aydın Didim'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Anka Tato'ya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.